arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün 27 Mart Pazartesi günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi, Yavuz Selim Parkı'nın önkinden başladık. Şehir içini dolaşmaya, şehir içini anlatmaya devam edeceğiz. Aydan fazla zaman geçti. Gölbaşı'nda olan bitenleri özetlemek gerekirse, bir taraftan yıkım faaliyetleri devam ediyor. Acil yıkılacak binalar var, ağır hasarlı binalar var. Çok fazla sorular geliyor. Binalar ne zaman yıkılacak, sıra ne zaman gelecek gibi. Açıkçası net bilgi alamıyoruz arkadaşlar görevlilerden. Abat'taki yetkililer iş makinesi operatörlerine sabahtan liste veriyorlarmış. Operatörler de o listeden hareketle yıkımlara başlıyorlarmış. Tabi illaki kendi içlerinde bir belli bir düzen, sıra vesaire vardır ama biz vatandaş olarak tabi bunun sıralamasını, düzenini, hangi mahalleden, caddeden, sokaktan başlanıyor gibi bunu maalesef bilemiyoruz. Diğer taraftan da tabi hasarlı evlerden insanlar eşyalarını çıkarmaya, taşınmaya, bazıları şehir içinde başka yerlere taşınmaya çalışırken bazıları da şehir dışına gidiyorlar maalesef. Maalesef dediğimden kasıt yanlış anlaşılmasın. Tabi hani yer bulamadıkları için veyahut artık hayatı daha başka yerlerde sürdürmeye çalışma çabasından kaynaklı. Geçenlerde dikkatimi çekti. Sadece merakımdan sahibinden sitesine girdim. Hem Gölbaşı'na hem Adıyaman sitesine baktım kiralık daire var mı diye. Bir tane bile kiralık daire yok arkadaşlar. Şimdi hal böyle olunca evi yıkılmış veyahut ağır hasar almış veyahut acil yıkılacak insan ne yapsın, vatandaş ne yapsın? Ev bulamıyor. Çadır, konteyner çıkıyor, çıkmıyor veyahut sıra ne zaman gelecek gibi durumlar var. Öyle olunca da insanlar yani bir çözüm arayışında. Mecburen bir çözüm arayışında. Yaklaşık 2 haftadır aralıksız ve şiddetli devam eden yağmurlar vardı. Dün de yağmurlar yağıyordu. Bugün Allah'tan hava biraz güneşli. Tabi ben de o şiddetli yağmurlarda çadırdayken hastalandım. Birkaç gün hastaydım. O yüzden videolara biraz ara vermek durumunda kaldım. Daha önce de söylemiştim. Zaten eklem romatizması hastasıyım. 5 tane ameliyatım var. O yüzden biraz hastalığı atlatana kadar mecburen dinlenmek zorunda kaldım. Şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi şu an yoğun bir şekilde gündemde olan en önemli konulardan bir tanesi ise Gölbaşı'nın taşınma mevzusu. Yani özellikle asfaltın alt tarafı, Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi bölgesinde çok ciddi yıkımlar olacak. Tabii ki ayakta kalan binalara dokunulmayacak. Oralarda yaşam devam edecek. Ama işte bu deprem konutları, TOKİ'ler şu an ağırlıklı bir şekilde yukarı çöplü tarafına taşınacağı gibi bir durum söz konusu ama tabi net değil. Tabi insanlar doğal olarak Gölbaşı'nı bırakmayız diyorlar. Gölbaşı'ndan ayrılmayız diyorlar. Yani bunun altında yatan nedenlerin çoğu tabi ki yaşanmış anılar var. Hatıralar var. Yaşanmışlıklar var. Yani duygusal bağlar var. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bilim adamları özellikle geçen seneden bugüne Gölbaşı üzerinde yoğun bir şekilde araştırma faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Burası birinci derece deprem bölgesi olduğu için ben de şahittim. Yani birkaç defa geldiler, gölün tabanında da fay hatlarında inceleme yapmışlardı geçen Eylül ayında. Yani şimdi bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani bilime de dinlemek lazım. Bilime de kulak asmak lazım.
Şu an hali hazırda depremler devam ediyor. Sallantılar devam ediyor. Dün gece yine yaşadık. Bunlar olurken yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Şu an bilim adamlarının söylediği şey burada yoğun bir şekilde zemin altında, toprak altında kaymaların oldu. Yani hem irili ufaklı deprem üreten hem de deprem üretmeyen yer altında kaymaların olduğundan bahsediyorlar. Şimdi bunlar varken de yani iki yöntem ortaya çıkıyor. Ya bu binaları bu bölgenin doğal şartlarına, coğrafi şartlarına uygun bir şekilde buradaki binaları inşa edeceksiniz. Yani öyle 7 kat, 8 kat, yok 2 kat altı dükkan, yok üstünde teras kat gibi böyle artık adını siz koyun. Farklı yöntemlere girişip böyle 7 kat, 8 katlı binalar dikmeyeceksiniz. Ya da şehirden yani bu depremden, fay hattından uzak bir yere daha güvenli bir şekilde binalar inşa edilecek. Yani bu yöneticilerin, ilçe üzerinde söz sahibi olanların dikkate alması lazım. Burada da böyle zamana meydan okuyan, yaşanan doğal afetlere meydan okuyan eski bir ev var. Hemen yanında bir apartman, Yunus Emre apartmanı. Bu apartman da tabi depremden ciddi zarar görmüş. Evet, göl başında böyle yollarda çok derin yarıklar da var. Bunlar zamana perdeleri. İnsanlar
tarafta Kızılay'ın çadırı, diğer tarafta Çin'in gönderdiği çadır. İkisi yan yana. Bu sahil evleri sitesini çok soran vardı. Drone ile çektiğim zaman tabi gökyüzünden baktığınızda çok bir şey yok gibi görünüyordu ama böyle yanına yaklaştığınızda, içine girdiğiniz zaman zeminde çöküntülerin olduğunu görüyorsunuz. Hatta bir de girelim. Evet, gördüğünüz gibi burada çökme meydana gelmiş. Herhalde bir yarım metre, bir metre bir çöküntü olmuş değil mi? Vallahi bilmiyorum ben, ha çıkar. Siz burada mı oturuyordunuz? Yok, ben burada değil miyim? Anladım. Tamam, geçmiş olsun. Evet, buralar muhtemelen orta veya ağır hasarlı olacak ki insanlar pencereleri kadar sökmüşler. Binalardan taşınıyorlar. Yani zeminden yaklaşık 1 metreye yakın çökmüş burası. Bakayım, burası da yarım ay inşaatlarıymış. Evet. Buraya da bir girelim. Gördüğünüz gibi buralarda da çökmeler var. Şöyle göstereyim size. En çarpıcı örnek herhalde burası. Gördüğünüz gibi böyle yarım metre, bir metre arasında bir çöküntü meydana gelmiş. Tabana çökme. Zemin sıvılaşmasından kaynaklı. Yolları zaten görüyorsunuz. Zeminde sıvılaşma olduğu için görüyorsunuz, binanın bodrum katında, şu an kamerada ne derece görünüyor bilemiyorum ama binanın bodrum katını su basmış durumda. Ya burası da merak ettim bir saniye. Sanki ev gibi görünüyor. Bir bakayım. İnsanlar özellikle buzdolaplarındaki gıdalar hep bozuldu. Evet, burası. Yani gördüğünüz gibi sitenin altını, bodrum katını da su basmış durumda. Yaklaşık
yarım metre gibi böyle su var burada. Yani ben drone'la çektiğim zaman burayı sorun yok gibi görünmüştü bana. Ama şimdi sitenin içine girdiğimiz zaman buradaki yarıkları, çatlakları, çöküntüleri daha net görmüş olduk. Evet. Dolayısıyla bu kadar insan ne yapacak? Mecbur taşınıyor. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yeni mahalle mevkiindeyiz. Buradaki tek katlı binalar da ciddi zarar görmüş. İnsanlar böyle çadırda kalıyor. Böyle su bidonları var. Görevliler tarafından tahsis edilmiş. Bu su depolarındaki sularla bulaşık olsun, çamaşır olsun yıkamada ihtiyaçlarını gideriyorlar. Görüyorsunuz. Yani burada ciddi hayat mücadelesi var. Geçmiş olsun dostum. İnsanlar çadırlarda kalıyor. Merak. Şimdi sizi çekmeyeyim de sizi çekmiyorum. Gölbaşı dışında yaşayan gurbetçiler falan var ya, o insanlar çok merak ediyorlar mahallelerini, sokaklarını. Ben buralıyım, Kinirliyim. Çekip onlara gösteriyorum. Ben internetten gösteriyorum ki işte insanlar evlerini görsün, memleketin halini görsün. İşte kimi geliyor, kimisinin yaşlığı var, yaşlısı var, çoluğu var, çocuğu var, okula gideni var. Herkesin bir derdi var. Evet. Okullar sözde açılacaktı bu ayın 27'sine, ne oldu? Genel iptal oldu. Ne diyorlar peki? Evet. Okullar ayın 27'sinde, hadi geçmiş olsun teyze. Ayın 27'sinde açılacaktı. Ama yine iptal olmuş durumda. Evet, burada da bu Göksular'ın binası yıkıldı. Bina depremin ilk gününden beri beni korkutuyor. Yani eğilmiş. Plan yapmış durumda ve zeminde çöküntü var. İnsanın üzerine devrilecek gibi duruyor. Bunu da herhalde yakın zamanda yıkarlar. Buradan Özdemir Pastanesi'ne doğru ciddi bir yıkım vardı. Şimdi o tarafa geçemeyeceğiz. Yol kapalı.
camisi. Bunun da minaresi devrilmiş durumda. Camide de ciddi hasarlar görünüyor. Meydana bakalım. Orada son durum ne olmuş? Orayı bir görelim. Yolbaşı koca bir kasabaya dönmüş durumda. Yani bu yıkımlar, enkaz kaldırmalar ne kadar sürer? Enkazları kaldırmışlar. Yani vay be. Emlik antrenin olduğu yeri şu anda iş makineleri kaldırmaya çalışıyor. Burada bir zamanlar bu vardı. Burası soldaki gri boyalı yer rahmetlik dedemin evi. Onun yanındaki yer rahmetlik Şakir annemin evi. Orada çalışmalar devam ediyor. Burada uyanların iş yeriyle Türksel bayisi vardı.
bakalım. Darabayı çekmişler. Evet. Ben bu dükkanda yaklaşık 4-5 yıl kadar çıraklık yaptım. Üniversite sınavına bu berber dükkanında çalıştım. Üniversiteyi bu dükkanda çalışarak kazanmıştım. Yani sabahları okula gidiyordum. Okuldan çıktıktan sonra da öğleden sonraları bu berber dükkanına gelip burada çalışıyordum. Çıraklık yapıyordum. Cumartesi pazarları sabah saat 7'den akşam saat 10, 11, 12 bayram zamanları sabahları 3-4'e kadar çalışıyorduk. Oturmak kesinlikle yasaktı. Ustanın eline bakacaksın. Mesleği öğreneceksin. Bu şekilde çalışıyorduk. Bu şekilde çıraklık yapıyorduk. Şimdi maalesef bu hale gelmiş. Yani hiç böyle hayal etmezdik. Buradan saygıdeğer ustam Mustafa ustama da, Kasım ustama da selamlar olsun. Mehmet ustamı da unutmayayım. Mustafa ustam, Kasım ustam, Mehmet ustama da selamlar, saygılar olsun. Bana öğrettikleri, bana kattıkları her bir bilgi için, her bir tecrübe için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani ben hayatı, esnaflığı, insanları bu berberde çalışarak tanıdım, öğrendim arkadaşlar. Burada son durumlar şu an böyle. Burada da Nece Ustam vardı, kunduracı. O da maalesef yıkılan yerler arasında. Durmadan önce son bir daha bir bakayım, geriye döneyim. Sokağın son durumu bu şekilde. Berberde çalışırken yaşadığım, oturduğum evi de size göstereyim. Bu yol işte benim o çocukluğum sürecince yürüdüğüm yol, geçtiğim yollar. Mahallemiz, sokağımız. Yürüyerek giderdim. Evimiz de köşe başındaki evdi. O evde tabi yıkıldı. Şu an yerinde koca bir enkaz var. Şu gördüğünüz enkazın olduğu yerde yaşıyordum. Burası. İşte buradan kalkıyorduk. O berber dükkanına gidiyorduk. Bu sol tarafta rahmetlik Oruç Usta'nın marangozu vardı. Bu marangozda da kısa bir süre çıraklık yaptım. Yani haftalık falan alma yok. Para alma yok. Haftalığımız kesilen odunlardan, tahtalardan arta kalan tahta parçalarıydı. Bazen talaştı. Onları alırdık. Evimizdeki sobada
kışın yakardık. O çocuk halimizde evimizin o kışlık yakacağına kendimizce, kendi çapımızca biraz destek sağlardık. O da bizi mutlu ederdi. O yani. Daha sonra berbere girdim. Berberde insanların tıraş sonrası sırtını silkeleyerek aldığımız bahşişlerle de işte babamıza yük olmayalım diye kendimizce çorap alırdık, atlet alırdık, iç çamaşırı alırdık. Kitap, kırtasiye ihtiyaçlarımızı işte kısmen karşılayabilirdik. O da işte bizi mutlu ederdi. Kendi paramızı kazanıyor olmanın bir mutluluğu vardı. Tabii emekli bir memur, 5 tane okuyan çocuk ailede olunca çocuk ya da büyük ol bir şekilde aile ekonomisine katkı sunma gerekliliği, zorunluluğu küçük yaşta zihnimize işliyordu. Arkadaşlar şimdi Gölbaşı Tokat Çarşısı içerisinde de detaylı çekimimizi yaptık. Röportajımızı da yaptık. Onu da kanalda yayınlayacağım yine. Burası bildiğiniz gibi Gölbaşı Otogarı. Hemen karşısında Gölbaşı Tokat Çarşısı böyle kurulmuş durumda. Ben şimdi hemen motosikletle işimden hızlı bir şekilde geçeceğim ama dediğim gibi detaylı videoyu ve röportaj videosunu kanaldaki videolardan takip edebilirsiniz. Şimdi mahalle aralarını çekmeye devam ediyoruz. Gölbaşı Otogarı da çok sorulan yerlerden bir tanesiydi. O depremin ilk zamanlarındaki gibi Gölbaşı Otogarı'nda hengame yok, o karışıklık, o çadır durumları, o ateş yakmalar falan yok artık. Tamamen kaldırıldı. Otogar normal eski düzenine geçti. Araçlar çalışıyor. Otobüsler seferlerine devam ediyor. Şu minibüsleri merak ediyorum. O minibüsler çalışıyor mu? Bir de onları sorayım. Görebilirsem birilerini. Kanalın bir ay önceki videolarına girdiğiniz zaman otogarın halini o zaman görürsünüz ve gözlerinize belki inanamayacaksınız. O depremin ilk günlerinde buralar felaket durumdaydı. Maraş, Malatya arabaları var. Hemen sorayım. Hocam kolay gelsin. Adıyaman'a minibüsler çalışıyor mu? Çalışıyor. Adıyaman'a hangi saatlerde çalışıyor? Saat başı mı? Minibüsler çalışıyor. Maraş minibüsleri çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Evet, yine söylüyorum, o kanaldaki bir ay 40 gün önceki videolara baktığınız zaman otogarın deprem sonrası halini gördüğünüz zaman belki şaşıracaksınız. Yani ana baba günü gibiydi. Başında şehir içi minibüsleri de çalışıyor şu an. Yerleri yıkılmış durumda. Karşıda hizmet konumu vardı. İlyas Usta'm selam olsun. Yıkıldı. Bu sağ
sağ taraftaki iş yerleri yıkıldı. Belki buraya da yarın bir gün bir konteyner çarşı falan yaparlar da bilemiyorum ama. Halin olduğu yer yıkıldı. Şu eski öğretmenler lojmanı ağır hasar almış durumda. Sol tarafta adeta fenomen haline gelmiş bir geriye yapmış bina vardı. Onun da şu an bütün çalışmaları devam ediyor. Sağ tarafta İster Ekmek Fabrikası'nın olduğu yer. Bitişinde mobilyacılar. Onun bitişinde Tarım Kredi Market vardı. Oralarda şu an yıkılıyor. İnsanları görüyorsunuz. Enkazdan kurtarabildikleri eşyaları kurtarmaya, çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef. Afet evlerine gireceğim ben. O 1980'li yıllarda deprem sonrasında yapılmış evlerdi bunlar. Yani yaklaşık 40 yılın üzerinde binalar bunlar. Yani muhakkak içlerinde içten hasar almış olan yerler vardır ama yani yaptığım drone çekimlerinde de böyle ciddi hasar, ciddi yıkım ben görmedim. Niye? Çünkü bölge mimarisine uygun yapılar. İki katlı yapılar. Öyle alt kata iki tane iki kat dükkan, üst kata teras bilmem ne mantığıyla saçma sapan yapılan 7-8 katlı bina değil bunlar. Yani çok daha farklı şeyler de söylerim tabi de. Şimdilik sesimi çıkarmıyorum. O yüzden buralarda mesela can kaybı öyle olmadı. Diğer o yeni yapılan 7-8 katlı binaların aksine bu afet evleri sapasağlam ayakta duruyorlar. Sadece bir tane evin ahır kısmında çöküntü olmuştu. Orada da can kaybı olmuştu o. Çünkü fay hattı tam oradan geçiyormuş.
gördüğünüz gibi burada insanlar çadırlarda kalmaya devam ediyorlar. Yani şöyle, tabii ki hasar alan yerler var. Duvarlarında çatlamalar var. Ama her şeyden önemlisi can kaybının olmaması. Yani o göğü yararcasına dikilen 7-8 katlı binalar gibi böyle ilk depremde tuzla buz olmadılar. En azından can kaybına neden olmadan ayaktalar. Niye? Çünkü dönemin görevlileri düşünmüşler, taşınmışlar, planlamasını yapmışlar. Bölge mimarisine uygun, ki burası birinci derece deprem bölgesi olan bir yer, ona uygun, coğrafyaya uygun yapılar inşa etmişler. Nedir o yapı? İki kat. Bitti gitti. Ben bir tane fotoğraf çekmiştim. Burada arabanın bir tanesi yaklaşık 1 metrelik bir çukura düşmüştü. O da buradaydı. Çukuru da galiba kapatmışlar. Buradaydı. Evet. Yani burasıydı. Eski arşiv videolarından görebilirsiniz. Evet, şu evi ben drone ile görmüştüm. Aynen, merak ediyordum. Yakından da şimdi görmüş olduk. Yani böyle bir afet evleri bölgesinde benim gördüğüm, ettiğim ağır alan, hatta ağır hasar alan, hatta hocam geçmiş olsun, bu bölgede mi oturuyoruz? Evet. Ben de Gölbaşılıyım da buraları çekmeye, insanlara göstermeye çalışıyorum. Sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde, sizi de çekmiyorum bu arada. Afet evleri bölgesinde böyle çok ağır alan bina, herhalde bir bu var değil mi? Başka var mı? Abi, bir bu var. Şu ortadan hem şey olmamış. Bir de şu kulübenin az ilerisindeki bina var ya abi. Evet. Şu kulübenin az ilerisindeki bina ağır hasarlı. Evet. Şuradan fay geçti abi. Evet. O ara yer, evet, 3 metre olduğu gibi çöktü. Şimdi oraya da gider bakarım. 3 metre de açıldı. İstiyorsan gidelim gösterelim abi. Tamam, bir bakalım. Artık motoru durdurayım ben. Burada mesela can kaybı oldu mu çok merak ediyorum. Şu evde. Bu evde can kaybı yok abi. Yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi coğrafya uygun. Yani altından, bu bölgenin altından fay hattı geçmesine rağmen arkadaşın da söylediği gibi 3 metrelik çukur oluşmuş. Burada böyle bir yıkım meydana gelmiş ama çok şükür can kaybı olmamış. Gördüğünüz gibi böyle çukurları görebilirsiniz burada. Derinliği de görebilirsiniz. Fay kırıklarını da görebilirsiniz. Bu ev ilk depremde sağlamdı. Evet. İkinci depremde çöktü. Aha. Kimse de oturmuyor içinde. İyi, güzel. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum dostum. Şöyle, şimdi burası burada, birinci derece fay hattı. Evet abi. İlk depremde burada. Evet. Burada 6 kişi vefat etti. Ha, orayı merak ediyorum. Orası burası nasıl mı? Nasıl oldu biliyor musun abi? Şimdi burada duvarı örmüşler. Evet. Şu beton yığını görüyorsunuz abi. Evet. Onu vinçle kaldırıyorlar. Kepçe bile gücü yetmiyor. Aha. Onu duvarın üstüne koymuşlar. Depremde sallayınca o tablalar insanların üstüne çöktüğü için insanları da çıkartamadık. İlk gün imkanımız yoktu. Sadece bir çocuk çıkarttık. Onu da sadece ayakları sıkıştığı için kepçe, evet, ucunu kaldırdı. Biz takoz koyduk odunla falan. Oradan çocuğu bir şekilde çıkardık. Hı hı. Yani normalde o gösterdiğimiz şu bu alanda 6 kişi vefat etti. Şey, bu beton tablalar, evet, normalde binada yok muydu? Sonradan mı eklenmişti? Bu ahır yer olduğu için eve, hı-hı, çevirmişler. Oturmuşlar. Burası normalde ahır yeriymiş. Orayı eve çevirmişler, oturmuşlar. Ben buranın haberini duymuştum. Ben o sıra acildeydim. Acilde yardım etmeye çalışıyordum. Dediler ki afet evlerinde bir evin ahırın şeyi çökmüş, tavanı çökmüş. 5-6 kişi ölü var demişlerdi. Evet, tamam. Demek orası burasıymış. Burada bir çocuk sağ çıkarttık sadece. O da zaten bacanağın çocuğuymuş. Kendi aileleri komple öldü diye biliyorum ben. Evet. Fazla bir bilgim yok onun. Yani
Zaten videoda görüyoruz arkadaşlar. Burada yani 2-3 metrelik yarıklar oluşmuş, çukurlar oluşmuş. Fay hattının geçtiği yerler zaten belli. Şöyle abi, şu an birleşikti. Evet. Sıfır. Bakalım oraya. Yani fay hattının direkt üzerine ev yapılmış olsa da fazla kat olmadığı için, iki kat olduğu için yani öyle bir şiddetli yıkım olmamış. Bu ev sıfırdı abi. Birleşikti. Arasından yukarıdan iğne atsan yere düşmezdi. Yani bu kadar açıldı depremde. Evet. Depremde bu kadar açılmış. Evet. Bu evin zemini de şu şeyden düzdü. Bu ev de çökmüş. Evet. Daha ileride daha net şekilde yarıklar var abi. Bu bölgede oturan arkadaşımız sağ olsun bize rehberlik ediyor. Kendisi bu mahallede oturduğu için daha iyi biliyor tabii buraları. Bakın arkadaşın da söylediği gibi burası böyle çökmüş. Burası 3 metre çöktü abi. 3 metre? Evet abi. Burası şöyle 1 metre bir şeydi. 3 metre yani 2 metre böyle ayrıldı. 3 metre de bir mesafe oldu. Yani şu yarıkları görüyorsun abi. Evet arkadaşlar, burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi. Gölbaşı ilçesinde de afet evleri diye geçen Mimar Sinan Mahallesi. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 3 metrelik bir yarık oluşmuş. O yarığın içerisine ev çökmüş. Ama ev sağlam yani. Ama ev yine sağlam, yıkılmamış. Gerçi bu inşaat halinde. Hemen yandaki eve bakıyoruz, o da sağlam. Yani şu eve bakıyoruz, bu da sağlam. Fay hattının tam üzerine yapılmasına rağmen, fay hattının tam üzerindeki evler arkadaşlar, bakın kırıkları görüyorsunuz. Yani buraya 3 kat yapmışlar. Fay kırıklarını görüyoruz. Yaklaşık 3 metrelik çöküntüler oluşmuş. Ama bir kat, iki kat, hadi bu üç kat, bu gördüğünüz iki kat fay hattının tam üzerinde olmasına rağmen yıkılmamış. Yani birinci derece deprem bölgesi, Doğu Anadolu fay hattının geçtiği bölge, hala depremler devam ediyor. Hala zemin altında deprem üretmeyen kaymalar devam ediyor. Bilim adamlarının söyledikleri bunlar. Ama gelin görün ki bu bölgeye, ki 1980'li yıllarda deprem yaşanmasına rağmen 7 katlı 8 katlı binalar dikildi. Ve o binaları da siz zaten drone videolarında gördünüz. Ece Apartmanı bunlardan bir tanesiydi. Nur Apartmanı bunlardan bir tanesiydi. Daha ismini bilmediğim birçok bina var. Bunlar hep 7-8 katlı binalar. Alt 2 kat dükkan, üstüne 5 kat apartman. 5 katın üstüne ilk başta teras gösterip daha sonra izinler alındıktan sonra kaçak daireye çevrilen toplam 8 katlı binalar. Bunlar depremin ilk saniyelerinde, ilk depremde yerle bir olan, tuzla buz olan binalar. Ama burada gördüğünüz fay hattının üzerinde olan iki katlı, şu üç katlı, bence üç katlı olmaması gerekiyor ama iki katlı binalar yıkılmamış, sağlam, can kaybı olmamış durumda. Hocam sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde peki hiç can kaybı olan bu ahır hariç ev oldu mu? Yok abi. Yok. Evet, burada yazık bir tane köpeğimiz de varmış. Galiba bu hasta ya. Mimi. Ay yerim seni. Yani bunlar da eski yapılar. Eski yapılar biraz çatıları çökmüş. Galiba şu evin herhalde önü değil mi? Yani bu görüyorsunuz beton yüksekte kalmış. Balkon bir nevi. Ev böyle çökmüş. Bunlar afet evleri diye geçiyor. Evet. 1985'te mi? 86'da mı? 86 deprem. 86 depreminde yapılmıştı. Evet. Çevre köylerde yıkımlar olmuştu. O çevre köylerde yaşayan insanlar benim bildiğim kadarıyla buraya yerleştirilmişti. Yani bu afet evlerinde öyle aman aman büyük yıkımlar olmadı. Sadece burası çok ağır. Ben burayı zaten drone ile çekerken görmüştüm. Evet. O yüzden merak ettim, motosikletle de bir geleyim göreyim dedim.
can kaybını dinledim de. Yani deprem öldürmemiş. Tamamen insanların bilinçsizce davranması öldürmüş. Niye? Yani vatandaşın söylediği normal dört duvar pirket örülmüş ahır için. Tabii içinde yaşayan insanlar yokluktan, çaresizlikten gelmişler. Üstüne ağır beton tablayı koymuşlar. Pirketlerin üstüne. E, fay hattı zaten oradan geçiyor. Ne olmuş? Pirketler yıkılmış. O beton tablalar oradaki 5 kişinin üzerine devrilince 5 canımız vefat etmiş. Onun harici bu afet evleri bölgesinde can kaybı yok. Afet evlerinin genelinde zaten orta hasar verilmiş. Sadece 2 eve ağır hasar verilmiş. Yani maalesef. İnsanlar böyle su taşıyorlar. Çadırda yaşarken ihtiyaçlarını gidermek için. Burada seyyar VC'ler kurulmuş durumda. Burada ihtiyaçlarını gideriyorlar. Burada yine fay hattının yaklaşık bir 50 metre sağ tarafındayız. Burada coğrafyaya uygun 2 katlı afet evleri. Burada 5 katlı, 6 katlı binalar. Yorum sizin artık. Niye burada bekliyor acaba?
hastanemize bir bakalım. Hastanemizde gelmişken, yani bu doğal afet sürecinde kahramanlar gibi mücadele eden doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerimize, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür edelim. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. O depremin ilk iki günü ben burada hastanedeydim. Burada yaşadıklarımı belki ömür boyu unutmayacağım şeyler yaşadım. Yani araba içerisinde ameliyata da şahit oldum. Yaklaşık 50'den fazla hayatını kaybetmiş insanların bedenlerini taşıdık. Koridorlara koymak zorunda kaldık. Doktorlar öyle söylemişti çünkü. Yani acilin girişindeydim. Araçlar geliyordu. Gelen araçlara soruyorduk. Araçta bulunan kişi yaşıyor mu? Hayatını kayıp mı etmiş? Yaşıyorsa hemen orada hazırda bekleyen doktorlara hemen sesleniyorduk. Onlar gelip müdahale ediyorlardı. Yok, eğer hayatını kaybetmişse bize gösterilen yere, eğer kimsesi yoksa, yakını yoksa battaniyelerin içerisine taşıyıp oraya koyuyorduk. 50'den fazla hayatını kaybetmiş insanımızın cansız bedenini o şekilde taşıdık. Yani parmaklarını kaybeden, ayaklarını kaybeden insanları gördüm. Hele bir tane amca sadece işaret parmağı kalmıştı. Bütün parmakları kopmuştu. Ama hala kızım diyordu. Enkaz altında kalan kızı için maalesef hem ağlıyor hem ağıt yakıyordu. Onu da gördük. Yani insanlar acılarından dolayı feryat ediyorlardı. Ağrı kesici istiyorlardı. Doktorlar hemen gelip ağrı kesici yapmaya çalışıyordu. O günler bir de yağmur falan da yağıyordu. Şiddetli yağmur da vardı. Kar da vardı. Tabii insanlar hastanenin içinde değil, dışarıdaydı, sedyelerdeydi. Kendimizce çöp poşetlerinden böyle açıp insanlar ıslanmasın diye üstlerini örtüyorduk. Battaniyenin üstüne çöp poşetlerini örtüyorduk ki o battaniyeler ıslanmasın diye. Tabii ben en son hamile bir bayanın minibüs içerisinde karnının kesilip sezeryen yapılıp bebeğinin sezeryanla alınıp o bebeğin de canını kaybetmesine şahit olunca artık dedim daha fazla duygusal olarak dayanamayacağım. Oradan çıkıp şehirdeki yardım faaliyetlerine katıldık. Bir taraftan yardım dağıtımları, bir taraftan çekimler. Günlerimiz o şekilde geçti.
illerden. Kimden evet baktınız? Yok hocam, öyle çekim yapıyorum. Buralıyım, yerel vatandaşım. Memleketini bırakıp gelmiş. Ailelerini, sevdiklerini bırakıp gelip burada bize yardım eden gelen görevliler var. Onların da hepsine teşekkürler, şükranlarımızı sunalım. Evlerindeyiz. Fay hattının üzerinden geçiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi çöküntüler var. Ve size bahsettiğim 2 kat dükkan 3, 4, 5, 6, 7 katla beraber 7 katlı bir başka bina. Allah'tan bu bina tabii çökmedi. Çökmüş olsa bu binada da ciddi can kayıpları olurdu. Videoyu da yavaştan sonlandırayım. Durumlar bu şekilde. Yok yok. Konser etrafı ya. Abi. Ramazanlık olduğu için, iftar saati yaklaştığı için yemek dağıtımı başlamış. İnsanlar yemeklerini alıyorlar. Sularını alıyorlar.